Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan direkt konuya gireceğim. Focus 1.6 dizel HDI motor. Aracımızda müşterimizin bize şikayeti 2001'de sıkma yapıp yumma yapıp tekrar araç açıyormuş. Aracımın kilometresi 314.000'de. Şimdi bunu nasıl yapıyor onu sizlere göstereceğim. Yani göstermeye çalışacağım. Sık yaptığı bir sorun değil. Yumdu, açtı ve uçtu. 2000 devirde yumuyor, sonra açıyor, gidiyor. Şimdi bu sorun birçok kullanıcıda var. Peki bu sorunun sıkıntısı ne? Yani nasıl halledilebilir? Nerelere bakılabilir veya biz nerelere bakacağız? Bu sorun sadece bir yerden mi kaynaklı? Bunların hepsini bu video içerisinde sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ben şimdi atölyeye geçeyim. Önce bir cihaza bağlayalım. Herhangi bir şey hata vermiş mi ona bir bakalım. Bu arabanın geçmişi 2 kere turbo kesmiş. Bu usta hatası olabilir, malzeme hatası olabilir ve araçtan kaynaklı olabilir. Bu tarz şeylerin birçok sebebi var. Önceden ufak ufak bilgi vereyim size. İşte ne bileyim, basınç kaptörüdür, hava akışı metredir, krank sensörüdür, makara yapıyormuşum gibi olsa da bunların etkisi bu araçlarda var. Yani bu tür arızaları var. Tabii bunu yakalayıp bulmak lazım. Hangisidir, nedir, ne değildir diye. Bunun araştırmasını yapacağız. Sonunda da size hangisinden çıktığını anlatacağım arkadaşlar. Veya gösterdiğim farklı bir parçanın ne işe yaradığını da bu videonun içerisinde sizinle anlatacağım. O yüzden Focus kullanıcıları 1.6 hem de 1.4 HDI kullanıcıları bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi değerli Focus 1.6 kullanıcıları, bakın arıza kodları bu. Immobilizer kimliği erişilemiyor. Bununla bir işimiz yok. Erişilemiyor olsaydı araba çalışmazdı vesaire. Anahtarı hata vermiş. Şimdi MAF kütle aç, kütle hava akış sensörü devresi yüksek giriş, yüksek giriş. Bir de şurada ne diyor? Turbo şarj, aşırı takviye durumu. Burada da yine turbo şarjı vermiş. Hemen şöyle mesela bakıyoruz. Bakamıyoruz. Şimdi burada olanı biteni size anlatacağım. Tut bakayım şunu, motor dairesine gidiyorum ben. Onu şarja takar mısın canım benim? Bu arabayla işimiz uzun. Kontağı kapatayım, sen onu şarja tak. Şimdi canlarım ciğerlerim kuzu sarmalarım. Hemen size sorunu anlatayım. Yani olası ihtimalleri. Şimdi şurada bir adet hava kütle ölçeri var. Buradan içeriye giren havayı okuyamıyor olabilir. Bunun arızasını vermiş olabilir. Veya burada işlem yapan arkadaşımız bunu çıkartıp takmıştır. Arıza kodunu silmemiş olabilir. İhtimal ya bu. Veya N75 valfinin soketini çıkartmıştır. N75 valfi nedir? Şuraya gelen bir tane vakum borusu var. Hemen şöyle flaşımı yakayım, göstereyim size, bakın. Vesketin dibi var ya. Buraya gelen vakum pompasını, vakum hattını yönlendiren bir adet valf. Açıp kapatmasını. Hemen de şurada bir adet basınç kaptörü var. Bakın göstereyim. Bu bunda bir tane. Ama mesela sizin arabanızda buralar dolu olabilir. Bir sürü böyle ısı kaptörü, mısı kaptörü, bir sürü şey olabilir. Bu motora göre değişiyor. Motor yine aynı motor ama şu sisteme göre değişiyor. Şimdi bu arkadaşımızın aracının daha öncesinden size bahsettiğim turbo kesme olayı olmuş. İçeride de turbo şarj takviyesi, turbo şarj takviyesi hatası veriyor ya. Şimdi bu N75 hattından da, şu vakum hattından da olabilir. Şu kütle ölçeri düzgün okumuyor. O yüzden N75'i kapatma, açma, turbo, vesketi çekme konumunu hatalı gösteriyor olabilir. Bu yüzden araba sıkıyor, bir anda açıyor da olabilir. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşım, şurada görmüş olduğunuz turbo arkadaşın basıncını düzgün okuyamıyor olabilir. Veyahut da bu turbo kesti, onarıldı diyoruz ya. Turboyu yapan arkadaş vesket ayarını düzgün yapamadığı için turbo açık kalıyor veya turbo açamıyor, geç açıyor gibi sorunlar olup basıncı yüksek gösterebilir. Şimdi böyle baktığınızda bizim iş tabi dışarıdan kolay. Usta şu boru patladı, 2 kelepçe var, sök tak. Hadi gelin bu arızayı bulun bakayım. Ya da bu arızayla ilgili bir yorum yapın. Şimdi gördüğünüz birden fazla malzemede sıkıntı çıkma olasılığını size verdik. Turboyu kim yaptı bilmiyoruz.
Turbo çünkü dışarıda yapılıyor biliyorsunuz. Bunların bir işte balansı, rodajı vesairesi var. Bunlar bağlanıyor makineye. Bu şekilde içi milleri vesairesi değişiyor. Bunu tamirci arkadaşlarımız yapmıyor. Biz de dahil. Bunu biz turbocu arkadaşlarımıza veriyoruz. Yaptırıyoruz. Ve garantili bir iş olmasını sağlıyoruz. Sizlere de bu şekilde takıyoruz. Garantili bir şekilde aracınızı kullanmanızı sağlıyoruz. Şimdi bu araçta yapacağım işlemleri söylüyorum. Tabletimin şarjı bitmek üzereydi. Şarjı taktım zaten. Arıza kayıtlarını ilk etapta silip arıza kaydını yapıp yapmadığını bakmak. Yani size varsayımla konuştuk ya, bir tamirciye gittiniz, buraları söktü taktı, bu arızayla alakalı. O diğer hataları da vermiş olma olasılığı var. Bu yüzden bunları ortadan kaldırmak için, yani tüm sistemi ortadan kaldırmak için arabayı ilk önce bir soğutacağım. Soğukken daha çok yapıyormuş bu hatayı. Sonra arıza kayıtlarını bağlayacağım, sileceğim. Teste çıkacağım. Testin sonucunda vermiş olduğu arıza ile alakalı fikir yürüteceğim veya işlem yapacağım. Bunu da sizinle paylaşacağım. Yani hop, şundan dolayı hop, bundan dolayı yok. Bakmak lazım, görmek lazım, test etmek lazım evladım. Hadi bakalım. Focus, aleykümselam abi, sağ olasın. Focus'un test sonucu şu arızalar kaldı. Bunlar gitmeyen arızalarımız. Bunun üzerine de hemen ben size şurada birkaç bilgi vereceğim. Hava kütle ölçerini şöyle söktüm. Şimdi bu malzemenin çalışma sistemini size anlatayım. Genelde bozuk olduğunda pahalı bir malzemedir. Ve birçok şeye neden olur. Nedir bu? Gaz kesmeler, yakıt ayarlayamamalar, enjektörlü şakırtmalı çalıştırmalar veya 3000 devri geçmeme gibi problemler arkadaşlar şu gördüğünüz malzeme sağlayabilir. Bununla birlikte aynı zamanda turbo sisteminde çalışan bütün basınç sensörleri, yani basıncı okuyan bütün sensörler, şuradaki bahsettiğim sensör dahi bu bahsettiğim hatayı verebilir. Şu anda bunu veriyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Ondan bahsedeyim sizlere. Bunun tamirini ben yapabileni henüz buralarda görmedim. Ya biz de çok fazla işin içine düşmedik. O yüzden biz de hani tamiri olur mu olmaz mı, ölçümde vesaire çok fazla bakmadık. Tabii birkaç değerleri var. Bunları biliyoruz. Bozuk mudur değil midir? Bunu kontrol edebiliyoruz. Fakat net sonuçlar değil. Bunu sizlerden saklayamayız tabii ki de. Bu yüzden değişime gidebiliyor. Yani tamir olmadığı için değişime gidebiliyor. Şimdi ben bunu değişimden önce bir şeyler deneyeceğim. Çalışma sisteminden size biraz bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz malzeme hemen şurada duruyor. Bu zaten hava filtresi biliyorsunuz. Buradan havayı okuyor. Bunun içerisinde bir adet tel var. Bu tel belirli bir sinyal alarak ısı sağlıyor arkadaşlar. Isınıyor ve içeriye hava girişi olduğu sürece de bu ısınan teli soğutmaya yarıyor. Bu da içeriye ne kadar kaç kütleli bir hava girdiğini ölçmesine neden oluyor. Yani bu ısınan tel. Tabii ki de bunun onarımı yok. Yani en azından biz bilmiyoruz. Sizlerin arasında bunu onaran vesaire varsa söylesinler. Çünkü bu ara bu malzemelerde ciddi anlamda pahalanmaya başladı. Onarıma gideceğiz gibi duruyor. Daha öncesinde onarmıyorduk. Çünkü onarım maliyetleri sıfır malzemenin neredeyse hemen hemen aynısı oluyordu. Onarım maliyetleri. Çünkü içerisinde bir şey değişmiyor. Ama şu anda herhalde durumlar ilerleyen safhalarda değişecek gibi geliyor bana. Buna birkaç işlem yapacağım. Bakacağım bu işlemler sonucunda normale çevirebilirsem bunu değiştirmeden normale çevireceğim. Ama baktığım şey olmuyor. Bunu mecbur değiştirmek zorundayım. Çünkü ilerleyemem. Bu hatayı veriyor aracım. Neyse ben gereken işlemlerimi yapayım. Videonun sonunda da, yani ilerleyen kısmında da sizlere neler yaptığımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar Focus'un içerisinde şimdi test edeceğim. Böyle test ederken bazen yavaşlıyorum. Arkadaki arabalar şaşırıyor bana. Bu adam niye yavaşlıyor? Yani bilmiyor ki adam direksiyon dostu var. Adam da haklı. Neyse. Bu devirde herkes haklı zaten biliyorsunuz. Şimdi önce yaşadıklarımı anlatayım size. Hava akış metreye bir işlem yapacağım dedim ya. Hava akış metreye yapmış olduğum işlem balta spreyle yıkamak ya da kontak spreyle yıkayıp kurutmak arkadaşlar. Siz de bu sorunu bu şekilde giderebilirsiniz. Fakat ben biliyorsunuz ikinci testten sonra bir hata daha verdi. Yıkadım, bu hatayı cihazda alamadım. Cihazım hala da bağlı. Şu an herhangi bir arıza kodu motor elektroniğinde vermiyor. Fakat araba tekrar kesmeye devam ediyordu. Bu kesmenin sonucunda başımıza neler gelir? Ben şimdi hatayı çözdüm. Sonra motor dairesinde konuşacağız. İlk önce bunu size bir göstereyim. Önce arabayı bir öldürüyoruz. İkinci vites.
Düşürüyoruz. Bayağı bir düştük. Şimdi veriyoruz gazı. Tam gaz. Kasis var. Hop. Allah şükürler olsun. Böyle bir hata yok. Bir de işin tuhaf tarafı şu an kesmiyor. Balata spreyli ya da kontak spreyi yıkadım. Kontak spreyi de yıkayabilirsiniz. Balata spreyi de fark etmez. Güzel kurutun yeter. Bir de içine çok fazla lede vermeyin arkadaşlar bu temizliği yaparken. Daha fazla kesmeye başladı. Ama arıza kodunu bu sefer hiç vermemeye başladı tuhaf tarafı. Ben de dedim ki bu hava akış metresi değişmesi gerekiyor dedim. Ya üzerindeki markada böyle çok kullanılabilir bir marka diyeyim yani. Mükemmel bir marka değil. Neyse motor dairesinde konuşmaya devam edelim hadi. Şimdi gelelim motor dairesine. Buradan devam edeceğimi söylemiştim. Hava akış metreyi gördüğünüz üzere cillop gibi yenisiyle değiştirdim arkadaşlar. Aracın arka plakalığını değiştirir misin canım benim? Şimdi buradaki sorun ne? Araba al ver kesmeyi dedik ki bu da yapar, bu da yapar, işte enjektör yapar, o yapar, bu yapar vesaire. Bunları motor elektroniğinde biz görebildiğimiz zaman, aleykümselam amca. Biz bunları motor elektroniğinde görebildiğimiz zaman nokta atışı yapabiliyoruz. Biraz daha bizim işimiz kolaylaşıyor. Fakat dediğim gibi görmeseydik burayı, hiç arıza kodu olmasaydı biraz daha uğraştırabilirdi. Bu biraz da tahmini, işte işi ne kadar çok yaptığınıza bağlı bir durum. Hava akış metreyi temizledim, taktım. Dediğim gibi şu anda diğer hava akış metreyi yerine taksak motor elektroniğinde herhangi bir hata vermeyebilir. Vermiyor da şu anda zaten. Taksak vermeyecek. Ama bu demek değildir ki içeriye giren havanın verimini düzgün okuyamıyor arkadaşlar. Ne yazık ki eskisi okuyamıyor. Şu an gayet her şey yerli yerinde. Şimdi sorun şuradan. Abimiz burada bir kere turbo kesme olayı yaşamış ya. Bu turbo kesme olayı yaşadığından dolayı bu artık hani turbo adamın kafasında işkillenme olmuş. Evet turbo da bu sıkıntıyı yaptırabilir. Düzgün açamıyor olabilir. Vakum hattında bir sorun olabilir. EGR'iniz patlamış olabilir. EGR kaçak yapıyor olabilir. Bu hataların hepsi birbirine sinsileri bağlı. Fakat şöyle bir sorun var. Hava akış metre eğer performans düşüklüğü yaşatmak isterse bir motora bunu gerek enjektörden, ECU'dan keser, gerek de turbonun 75 valfinden turbo basıncını keser. Turbo basıncı bizim aracımızda sürekli böyle sıkıyor, bırakıyor, sıkıyor, bırakıyor yapıyor ya. Bu sıkma bırakma esnasında wastegate turboyu boşaltıp dolduruyor, boşaltıp dolduruyor. İşte bu boşaltıp doldurmanın sonucunda turbo bir anda yüke bindiği için bırak çek, bırak çek. Bu da ister istemez turbonun kesmesine neden oluyor. Bu demek değildir ki bir önceki turbo bundan dolayı kesti. Burada sadece sizleri bilgilendirmek amaçlı veriyorum bu bilgi. Yani hava kütle ölçeğiniz bozuksa turbo kesme ihtimali var. Yani sebebi budur. Aracın kendini bir korumaya alıp bir salması, bir korumaya alıp bir salması. Zaten hava kütle ölçerin ısıtıcı arızası ve benzerisini verse direkt arızaya geçecek. Bunda cihazı silmediğiniz sürece turboyu devreye sokma imkanınız yok. 3000 devre de geçemezsiniz. Ama işin bu boyutu da var. Şu an bu araç gibi boyutu da var. Gitmeye izin veriyor. Fakat kes bırak, kes bırak, kes bırak gibi sorunlara yol açıyor. P0103 arızasını da bu şekilde sizlerle birlikte çözdük. Tabii ki de bu bundan işte vesaireden kaynaklı hala bakılması gereken yerler olabilir sizin aracınızda. Kesinlikle hava akış metresini direkt alın değiştirin demiyorum. Ama biz orayı kurcaladık ve MAF sensörü olarak da ona hata verdiği için yolumuzu güzel bir şekilde izleyerek aracın arızasını çözdük. Umarım sizlere de güzel bir kılavuz olmuşuzdur. Sizlere de burada birkaç bilgi katmışızdır. Sizler de kendi hava akış metreniz önce bir temizleyin. Ha şu da olabilir. Temizledikten sonra hava akış metreniz belki sizi götürüyordur. Gideceğiniz bir yer vardır. Uzak bir yerdeyseniz bu işlemi yapmayın. Çünkü yolda kalma şansınız var. Bu temizliği de risk aslında. Temizlik yaptınız, hava akış metre bozuldu. 3000 devri geçemezsiniz. Bunun bilgisini vereyim. Eğer bozulursa böyle bir şansı var. Elektronik malzeme çünkü. Bunun affı olmaz. Ve bunda kesinlikle orijinal, orijinale yakın muadil ürünler kullanmanız gerekiyor ki gerçekten verim alabilirsiniz. Aksi takdirde üzülürsünüz. Tekrar değiştirmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.